Edinilen bilgiye göre olay Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde meydana geldi. Dört çocuk sahibi 55 yıllık evli Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı eşini tabanca ile sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken eşi evden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Naile Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken Abdullah Sarı da polise giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Naile Sarı'nın cenazesi defnedilmek üzere oğlu İbrahim Sarı tarafından alındı. Bu sırada gazetecilere konuşan İbrahim Sarı, babasının sabah kendisini arayıp "anneni vurdum" dediğini söyledi. Şiddetin uzun yıllardır sürdüğünü anlatan Sarı, daha sonra şunları kaydetti. Sabah ben işe gidiyordum. 6.45'te babam aradı. "Anneni vurdum" dedi, telefonu kapattı. Ama geldikten sonra ben ev noktasına mahalle komşuları sorup araştırdığımda yani 5-5.30 gibi bir silah sesi geldiğini söylediler. Yani bu demek oluyor ki ya 1,5-2 saat kadar hiçbir şeyde müdahale etmeden beklemiş. Beklemiş gibi. O ben onu algılıyorum çünkü 6.45'te beni arıyor ve hiç kimseye haber vermeden kapıyı da kilitleyip gidiyor. Yani ölmesini beklemiş, yani bunun başka bir açıklaması da yok. 6.45'e kadar beni aramıyor. 6.45'te arıyor. Ben yönlendiriyorum sağlık ekibini, polisleri. Şu noktada böyle bir olay olma ihtimali yüksek. Babam bu şekilde bir beni aradı, söyledi, ulaşamıyorum şeklinde. Onlar yönlendi. Ben de oradan çıktım, kendi aracımla geldim. En ağır şekilde cezalandırmasını bekliyorum.